Çok korkunç. Ne oldu Alexandra? Leandro. Leandro mu? Ne olmuş Leandro'ya? Leandro mu? Ne olmuş Leandro'ya? Az önce tahlil sonuçları geldi. Leandro'nun 3 aylık ömrü kalmış. Olamaz. Olamaz. Ona vah vah. Zavallı Leandro. Bunu ondan saklamalıyız Julio. Son 3 ayını en iyi şekilde geçirmesini sağlamalıyız. Doğru valla. Bence de en doğrusu budu valla. Sen kiminle konuşuyorsun lan? Kafana da vurmadım ama sabah sabah. Okuzca bilmediğim için maalesef televizyonla konuşuyorum. Bilseydim seninle konuşurdum. Sinirlendim hele ben şimdi bak. Sakinleş çocuk be bak. Balık aldık o kadar boşuna mı aldık? Bak da sakinleş. Niye aldın lan sen bu balığı? Bakıyoruz da ne oluyor? Hiçbir şey yok lan. İşte bakıyorum. O da bana boş bakıp duruyor. Ne bakıyorsun lan? Sen boşu boşuna para verin. Git lan öte. Ulan ben evde yokken sen bunu deviyorsundur de. Ya dövmez olur muyum? Geber diyorsun. Ama senin yerini tutmaya. Elimde kalacak diye korkuyorum. Ben de kabahatke aldım geldim. Küçücük şuncacık bir Japon balığınla koskocaman bir balina balığı arkadaş olur mu hiç? Al işte dayağı teşvik. Sen şimdi... Kime balina diyorsun? Demedim. Çok özür dilerim. Pardon. Vallahi bak. O şey ayı balığı diyecektim. Vallahi bak kusura bakma. Deveri bak. Bak şu telefonumu. Çabuk bak. Konsantrasyonum bozulmasın. Çabuk bak. Konsantrasyonla benim. Ben de bu arada şu Japon'dan itirarete yapayım. Rukiye. Sen misin? Ha kız. Hayya. Ha. 3 aylık ömrü kalmış be. Yazık be. Leandro'ya. Ha. Kız beni tutma şimdi işe gidiyorum ben. Hadi sonra konuşuruz gene ha. Hadi. Kimin 3 aylık ömrü kalmış la? Şey be. Maalesef senin değil. Televizyondaki bir arkadaşım. Benim durumum daha kötü la. Şu evde seninle bir de bu Japon'la geçecek bir 30 yıl var la. Ama Allah'tan Tanrı bana dayak atma yeteneği vermiş de kendi kendimi eğlendirebiliyorum. Tamam Tanzer'cim sen burayı merak etme. Gel. Ya merak etme dedim ha, başka bir seminere gideceğim. Tamam rahatına bak sen. Kakılmış geldi de. Ha söylerim. Tamam güle. Kusura bakmayın özür dilerim. Estağfurullah ben de Tanzer'le konuşuyordum. Sana selam söyledi. Öyle mi? Nasılmış kendisi? İyi. Amerika'da biraz daha kalacakmış. Başka bir seminere daha katılacakmış. Sen ne yaptın? Aldın mı balığı? Aldım Hakkı Bey. Ama bana mısın demedi. Bütün gün balıkla kavga ediyor manda affedersiniz. Balıkla balıklı ya. Allah Allah. Balıkla kavga ediyor ha? İlginç. Halbuki stresini azaltıp biraz sakinleşmesi gerekirdi ama. Nerede? Balığı da kendine benzeti bu yakında. İkisi beraber bir olup döverler vallahi beni. Bak ne diyeceğim. Kedi de aynı etkiyi yapar biliyor musun? Yok valla eğer bir acı tecrübemiz var bizim. Bir keresinde zırtımdan aşağı kediyi bir attı. Acısını bir ben bilirim bir Allah bilir. Anlıyorum. Ama bu adamın içindeki şiddet dürtüsüne mutlaka bir şey yapmamız gerekir. Ne yapsak acaba? Örgü öremez değil mi? O da iyi bir terapi yöntemidir çünkü. Ben bunu ona teklif bile edemem baba. Niye? Önce şişler sonra da ipinden kıtlağımı sıkar. Ama benim yani bildiğim bir şey var. Ne gibi? Yani söyleyeyim ama sizin de yardımınıza ihtiyacım var. Söyle bakalım yardım edilecek bir şeyse ederiz tabii. Benim 3 aylık bir ömrüm kalmış olsa. Ne? Yani misal diyorum yani yer üstüne 3 aylık ömrüm kalmış olsa diye. Ben en baştan anlatayım düşündüklerimi. Anlat bakalım. Lan kalkılmış. Rakı götürdün mü lan? Ya rakı getirmedim ama mutfakta 3000 tane rakı şişesi var. İlla ki birinde bir rakı vardır. Olmadı şişeleri yersin. Bak bakayım lan. Lan daha olmadı. Beni bir tarafını kanatsın içersin. Nasıl olsa damarlarında rakı dolaşıyor senin. Lan bir iç kumba ona da laf etme lan kalkılmış. Beni bak lan kalkılmış bak. Başına baba. Şu... Japon balığının tavasına kadar gözeli olur değil mi lan? Ne diyorsun lan sen? Delirdin mi?
Yücel abim o kızdan yesin diye yere atmamış onu. Süs baludur o be. Yeah. Allah Allah. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bakılmış ne oluyor lan? Ben dayaktan bayılmama alıştım ama bu kendi kendine bayılmaktan iyidesin ha kakımış lan. Çantamda var. Para da var mı lan çantamda? Yani etsin bir reçete yazsın. Sonra bakarız paraya. Ne reçetesi la? Irak alacak para olsun yeter. Neymiş doktor? Yalnız konuşabilir miyiz? Tabii buyur. Burada konuşabiliriz doktor. Kakalmış o duymasını istemedim de. Sana güzel hava hadislerim yok idimmiş. Önemli değil, ben alışığım zaten. Onu bu son günlerinde rahat ettir ne olur. Rahat mı ettirin? Korkutma beni doktor. Dayak yok mu? Asla. 3 aylık ömrü kalmış, 3 aylık. Öcük daha çıkamaz mısın? Saçmalama, pazarlık etmeye gelmedim buraya. Amansız hastalığa yakalanmış diyorum sana. Bak benden söylemesi, bundan sonrası sana ait. Yıkıldım ben şimdi ya doktor ya. Evden ne gelir? Metin ol, metin ol. Neyse canım, dişimizi sıkacağız. Şunun şurasında 3 ay değil mi? Geçer gider. Bak bana söz ver, rahat ettireceksin onu ne olur. Söz. Tamam mı? Söz. Tamam, söz. Hadi ben gidiyorum, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben bugünlerde de herkesin 3 aylık ömrü kalıyor. Kim birini tanıyacağım bu. Bir tane çakacı. Arkana yastık ister misin kakımız? Bulaşıcı mı diye sormayı unuttum. Efendim? Yok bir şey karıcığım. Ay ne diyeceğim? Ay bak öldüm de eşek cennetine mi geldim yoksa ben? Bir eşek bana karıcığım dedi. Yok ben dedim kakımız. 3 ay... Hakkı Bey'le ne konuştunuz? Neymiş benim hastalığım? Havadan sudan konuştuk be. İşte at yarışlarından filan bahsettik. Ben ona tüyo verdim. Üçüncü ayakta tek geç filan dedim. Hastalığım neymiş peki? Bir şey, 3 aya kalmaz iyileşi dedi. Ya kusura bakma. Ben de senin yemini yani yemeğini hazırlayamadım be. Önemli değil kakılmış. Ben sana hemen hazırlarım şimdi bir şeyler. Sen yat burada şöyle. Al işte sen televizyonu aç. Televizyonu seyret. Ya da ben açayım sana. Bak. Gene Fişin TV. Ulan ne zaman televizyonu açsam kanal hep Fişin TV'de kalıyor. Niye acaba? Neyi acaba? Bilmem. İyi bir koca olacağı hiç aklıma gelmezdi. Ulan kafana saksı mı düştüdür, nedirdir?
Kaldı 2 ay. Ondan sonra herkes kendi yoluna almış. Efendim, bütün şey anlayamadım. Kaldı 2 ay. 2 ayrı lokanta var diyorsun. Hangine gitmek istersin? Benim için hiç fark etmez ki. Hangisi olsa olur. Bak, zaten kaç yıldır şöyle karı koca gibi koluna girip de bir yerlere gitmemiştik. Ya. Böyle ıssız yerlerde koluma girebilirsin ama kayfenin önünden geçerken ayrılacağız, tamam mı? Ben anlamam, uçayım uçayım. tamam karışım, tamam bak. İstediğin gibi koluma gir, el alem de görsün. Bak İçinuş, bir de benim bir isteğim vardı be. Ne? Hep sevgililerde kururdum. Ne ola? Bak şimdi ben elimi senin beline atacağım. Sen de böyle kolunu buradan böyle geçireceksin, kayfenin önünden geçeceksin, böyle millette çatlasın. Yok. Sen yorulma, kalkılmışım, çayı ben kurdu gelirim şimdi. Ana, herkes derdi buna niye bu kadar iyi davranıyor, anlamadım geldi valla. İtilmiş bir kendini cimdikle be, rüyada mı yüzeyemiyoruz? Ah! Bak, rüyada değermişsiniz demek ki, gerçekmiş. Kalkınmış, ben gideyim, siz de rahat rahat aranızda sohbetinizi yapın, oturun. Hadi. Oğlum, hadi sen bilirsin. Ama sen bana bir şey diyordun ya, İtilmiş. Ne diyordun? Hani vay ya. Ha, hoşça kal sevgilim. Anam, güle güle sevgilim. Kız akılmış. Vallahi sen insana şeytanın pabucunu ters giydin. Şeytan ne ki İtilmiş'i bu hale getirdikten sonra. ama 2 ayın kaldı akılmış. Sonra ne edeceksin? Ama ne bileyim ben. 2 ay daha kraliçeler gibi yaşadıktan sonra beni gebertse de olur. Hem ben de plan bitmez ki, bulurum geri bir şeyler ben. Bana da bir tane bul be. Bana da. Ama orada olacak, bana da bir plan bul. Ama bak, hocalarınızı ötmeyin yeter. Ötmüyorsunuz değil mi? Valla sıkır mı yaklarımız ya? Yok kız, öyle değil. Olur mu öyle şey kız? Hem ne diyordu? Biriniz, hepimiz biriniz için! Çay ısmarlayayım mı sana abi? Yok la, hiç canım istemiyor. Valla senin yerinde olsam benim de canım çekmezdi. Ne demek istiyor ona? Herkesin dilinde be abi. Kahvenin önünde geçenlerde yengeyle sarmaş dolaş geçmişsiniz. Şebeğe döndü diyorlar senin için. Lan hıyarla. Şebek he? 2 ay sonra sorarım ben onlara. Ama en kötüsü de keriz durumuna düşmek, biliyor musun? Ne diyorsun lan sen keriz meriz diye? Abi yani benden duymuş olma da yenge hanım seni fena halde işletiyor abi. Nasıl işte diyor la beni? Ne diyorsun la oğlum? Ne biliyorsun? Ne diyorsun ha? Abi geçenlerde benim karıdan duydum. O da biriyle telefonla konuşurken duydum. Kakılmış yengenin 3 ay ömrü kalma olayı numaraymış be abi. Numara mı? Ya maalesef. Yani 2 ay ömrü kaldı falan diye hiç sevinme abi. Ben senin yerinde olsam bu şebekliğe mutlaka bir son veririm. Ben şebek mebek testler. Esra mı diyorsun la sen şimdi? Doğru mu duydun? Abi vallahi kulaklarım var. Peki nasıl abi hatun? Genç mi? Oo, 22 yaşında mı? Güzel mi peki? Tamam abi de ev işlerinden anlıyor mu? Bir de en önemlisi dekmeye, depoya, yumruğa dayanıklı değil mi? Bak ben bunu çok önem veriyorum. Peki nasıl göreceğiz abi ya? Şimdi ben diyorum ki yarın kalkılmış işe gidince siz kızı alın buraya gelin. Bizim evde bir bakalım. Görüyüm bakayım beğenirsem 2 ay sonrasında rezervasyon yaptırır. Tamam abi. Yarın görüşürüz abi, tamam. Tamam. Nasılsın lan sevgilim? Elinin koruyum. Allah belanı versin senin. Allah Allah. Erkek milleti değil mi? Hepsinin boyu bası devrilsin. Sakin ol ben. Emin misin sen peki?
Yürüyün basacık. Basacık o eve. Yok duramam. Duramam diyor. Beni seven arkamdan geçme. İleri. Bitilmiş. 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 Bitilmiş hala. Bitilmiş. Ne var ha? Emaneti götürdük. Hoş geldin gülüm. Şöyle bakıyorsun. Siz gidin. Hayda. Olur mu? Ya da siz gidin gelme. Hadi hadi. Seni kuvvetli sırtlan seni. Ya seni Allah'a cezanı versin. Lan ben seni öldürmezsin. Nasıl sarıldı karı ya? Ya sinirlenme önce bir plan yap. Ya plan milan dinlemiyor. Dur kalkın ya. Allah be. Allah be. Allah be. Allah be. Allah be. Kutlamayın. Şuna eşkıya mısınız be? Hani tecavüz mü ediyorsunuz lan? Ulan delik bir adamı. Kim kime tecavüz ediyor lan sen? Utanmıyor musun kuş çıllığı evime sokmaya ulan? Ulan ben daha ölmedim, ölmedim. Utanmaz. Bari kadının kırkı çıkana kadar bekleyeydin. Ne kırkı lan? Ne bekliyorsun kırkı mırkı? Kendimi şimdiden sağlama alıyorum ben. Valla ahlaksız, tidiyatsız herif. Bak görüyor musun? Hadi benim adam arsız, öküz. Bak sizin kocalarınız da yataklık yapıyor bu adama. Bunların hepsi aynı. Hadi kelleşme lan arkadaşlarıma. Bunlar kötügün dostlarım benim. Sen zeytü anayişli bir karı olsan kendi ellerinle bana bir tane buldun. Ama nerede sende o incelik? Ben de kendim buldum işte. Ya Allah belanı! Anne bana karıyı! Karıyı anne bana ver lan! Ana! Süleyman! Süleyman! Süleyman ya! Bak Süleyman'a Süleyman! Ya Süleyman! Ben demek bana komplo kurarsınız ha, beraber 3 aylık ömrün kaldı ha. Ne 3 ayda? 3 dakikalık bile Jötem, ille de jötem, jötem. Emret dağları delem, jötem. Şahim, sen ne biçim adamsın? Gece eve gelmek bilmezsin, sabah erkenden gidersin. Ay ayakkabılıktan farkım kalmadı. İlgi istiyorum, ilgi. Hayatım öyle olur mu ya? Şey, bildiğin gibi değil, yani senin düşündüğün gibi değil. Sen geceleri uyurken seni kim öpüyor? Sus, sahtekar! İki sezondur yatak odasını siftahsız kapatıyoruz. Oraya niçin yatak odası demişler? Ha, orası bekleme salonu mu şu ayıp? Bak, tamam, vur. Ama önce bir dinle. Hadi bakalım, bugünkü sabah programına hangi yalanı konuk edeceksin? Bak, biliyorsun, hem market hem kebapçı dükkanı vallahi belimi büktü. Mal getir, mal götür, mal indir, mal kaldır. Yani akşama kadar ekranım kararıyor. Küçük parmağımı bile oynatamıyorum. Ben yanımda refakatçi değil, erkek istiyorum, erkek. Tamam, vallahi billahi sana söz. Bu gece bütün veresiyeyi kapatıyoruz. Ay, doğru mu söylüyorsun Şahip? Yemin et. Ederim tabii, ne olacak? Zarretin egemenliğini kayıtsız şartsız koruyacağıma. Evliliğimizin bölünmez bütünlüğüne. Aşkımızın demokratik ve layık bir anlayış içerisinde geçeceğine, namusum ve şerefim üzerine and içerim. Ay kimcim de bu saatte? Kapıcıdır. Ya sabah servisini öğlene, öğlenin servisini akşama getiriyor yarar. Abi. Kimmiş şu ayıp? Dilini yuttun şu ayıp. Selamun aleyküm millet. Ulan biz biraz daha açmasanız yiyomuz atacaktık kapıya. Muhteşem abicim. Hoş geldin. Abicim. Ay otur. Otur. Nasılsın zaruret? İyiyim abi, sen nasılsın? İyiyim bacım.
Merhaba enişte. Ey o. Selam dedik ulan, duymadın mı? Ya abi ben birdenbire tanıyamadım yani. Bu kadar değişmişsin ki şey demedim yani. Rahat durmuyoruz koçum. Bir ara içerideydik, hafiften şeklimizi değiştirdiler. Ne ulan? Rafiye düşmüş buz gibisin. Sevinmedin yaldığını ha? Olur mu be abi? Sevinmez olur muyum? Ben böyle sevinçten dilim tutuldu yani. Duygu yoğunluğu yaşıyorum adeta. Abicim ben şu paltonu asayım. Bak zaruret. Şu asma lafını bir daha etme. Bari cezayı muhabbete indir. Tamam abicim, hiç o lafı etmem. Bu hergele seni üzmüyordu mu? Yok abi, hiç üzer miyim ben onu? İşten eve, evden işe. Lafı kız kardeşimize sorduk hıyar. Öyle herkes üst üste konuşursa laf değerini yitirir. Abicim o kadar da değil. Yani nasıl o kadar da değil? Üzüyor mu üzmüyor mu? Üzmek ne kelime muhteşem abi. Hiç üzer miyim ben onu? Ben zaruretsiz bir hayatı inan düşünemiyorum bile. Ver elini öpeyim abicim. Vallahi böyle bir kardeş yetiştirdiğin için sana binlerce teşekkür ederim. Oldu işte. Sana gül gibi kız verdik oğlum. Üzersen üzülürsün. Aman ha. Tabii abi, ben bilmez miyim abicim? Bilmiyorum. Muhteşem abi, dönüş ne zaman? Ulan şuraya geleli 5 dakika oldu. İstediğim zaman dönerim. Sana ne hıyar? Yok yani o bakımdan söylemedim. Yani yerleşecek misin demek istedim ya. Bizim berbat Hüso'yu Bayrampaşa'ya almışlar. Durum biraz ters o. Biraz çıkma yapacağım çocuğa. Çık abi çık. Şey muhteşem abi, yani sana ayıp olmazsa ben diyorum tükkana bir gideyim. Biliyorsun sefer bakıyor tükkana, şimdi saçar döker etrafı falan. Yani. Tamam koşum. Esnaf dediğin adam işinin başında olur. Evet doğru söylüyorsun. Ha bir dakika. Şu kebapçı nasıl gidiyor? İyi mi? İyi gidiyor da ufak tefek sıkıntılar da var tabii. Ne sıkıntısı ulan? Ne dedinse yaptık. Paraysa para, adamsa adam. Lavuk. Tabii abicim, yani sıkıntı var dediysem manevi anlamda şey sıkıntılar. Yoksa bir sıkıntımız da yok. Çok şükür yani. Hadi naşla. Tabii naşlayayım. Şey öpeyim abi, tekrar hoş geldin. Zerretim. Aşkım, hayatım bir tane. Sevgilim, kendine iyi bak. Akşama erken gelirim mütemadiyen. Gideyim ben. Abicim, ay gel sana çaylar mı yapayım, kahveler mi? Aman, abilerin abisi. İyi ki geldin. Gel, gel. Of. Ulan sefer çok dertliyim ben. Ne oldu usta? Manitalar pas vermedi mi ha? Yok lan, keşke öyle olsa. Bizim zaruretin abisi muhteşem içeriden çıktı. Artık nefes aldırmaz bana. Aaa! Hani zorluk yengeyi kaçırdığında seni bir hafta sürekli dönen muhteşem mi? Elektrik bile vermişti sana. Ulan Zırtu, böyle bir boktan olayı niye hatırlatıyorsun he? Vallahi gebertirim, alırım ayağımın altına. Artık muhteşem gidene kadar sana su bile yap. Yok lan, o kadar da demedik. Şu ayıplık böyle zamanda belli olur. Bu zor şartlarda bile hatun akışı devam etmeli. Ben pes etmem, etmeyeceğim. İyi günler. Yani şu muhteşemin üzerine öyle bir muhteşem geldiniz ki sanki bir kamyon Prozac içmiş gibi oldum inan. At yarışı bülteniniz var mı acaba? Olmaz olur mu, hemen şurada olacaktı. Bakayım. Nerede lan bunlar? Altta kalmış, kusura bakmayın hanımefendi. Ulan niye alt tarafa koyuyorsunuz he? Sanki çok önemliymiş gibi bu günlük gazeteler en üstte duruyor. Milletin at yarışından haber alma özgürlüğünü kısıtlamasana lan. Lütfen yapmayın, lütfen. Ya bunlara vurmazsan koşmazlar hanımefendi. Bunlar böyledir, safkan enayisine. Ay ama siz yine de vurmayın ne olur. Siz de benim gibi dıkıdıkçısınız galiba. Evet, atı ve at yarışlarını çok seviyorum. Öyle mi? O zaman tanışalım bayan. Ben Şuayb Karataş. Memnun oldum. Ben de Belma. Soyadınız Karataş mı? Evet, ben Halis Karataş'ın akrabasıyım. Zaten her şeyi ben öğrettim ona. Siz de mi jokeysiniz yoksa? Yani bir zamanlar jokeydim ama şimdi bıraktım. Hayır. Şimdi bütün yarışları ben kazanıyordum. Veli Efendi de bir husumet oluştu. Ben de bıraktım. Onlar kazansın biraz dedim. Ama az sevgisini içimde yaşatıyorum yani. Özellikle kısrak sevgisi hakikaten hiç unutulmaz yani.
Ben de çok severim atları. Evet, çok asıl hayvanlardır kendileri. Demek öyle. Hiç jokeye benzemiyorsunuz ama. Evet, jokeyliği bırakınca böyle bir göbek yaptım yani. Neyse, tanıştığımıza memnun oldum. Şey diyorum, isterseniz bizim bu jokey lokalimiz var. Orada böyle altılı maltılı doldururuz. İsterseniz sizinle de yarınki yarış için şöyle bir altılının çatısını oluşturalım. Hem birlikte bir şeyler de yeriz, kebap mebap yeriz derim. Gelmeye çalışırım. Beklerim, beklerim. Sizde de iyi tüyolar olur. Olmaz mı? Olmaz mı? Bende daha neler var? Olmaz mı? Hadi lan, bir de tırıs yap sefer, hadi koş. Ah usta ya, evlenme çağına gelmiş adamım ben ya. Yapma bana böyle hareket ya. Ne oldu lan? Gururuna mı dokandı yoksa? Farz edelim ki sen bu dünyaya çırak değil de at olarak geldin. Ne yapacaktın lan o zaman? Ah, he? Ah, koş koş. Son usta, düzlükteyiz, son düzlükte. Usta ya, bu paraya bu acı çekilmez ya. Ah. Oğlum ben hatuna jokeyim dedim ama bir kere bile ata binmiş değilim. Hadi alt taraf bir iki prova yapacağız lan, hadi koş. Dur. Bir kenar olacak, rezil olacağız ya. Ah. Oğlum sen ustanı böyle zor bir davasında yalnız mı bırakacaksın? Dah dah dül dül, dah dah dül dül. Sen dül dülsün, ben bölü bölü. Dah dah dül dül. Usta bak yarım kilo helva yerim ona göre ha. Ne helvası lan? Ha? Atlar ne yiyorsa sen de ondan yiyecek. Şu şekere doğru git bakayım. Dah dah çabuk lan, çabuk çabuk. Dık 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 dık. At al oradan bir şeker bakayım. Ha işte yiyeceğim bu senin. Tamam hadi hadi hadi. Dah dül dül dah. Usta, zam yapacaksın bana değil mi ha? Nereden çıkartıyorsun lan zam be? Kırın lan kafanı. Ha, eğer bana bir jokey elbisesi bulursam bir düşünürüz lan. Ha? Ya usta, ben nereden bulacağım jokey elbisesi ya? Lan çok konuştun sen be, çok konuştun be. Sen hiç Atlarda Vururlar filmini seyretmiş miydin? Yo, seyretmedim. Ulan şimdi seyrettik. Allah cezanı. Koş lan, koş Allah cezanı. Kişne lan, kişne koş lan, koş lan. Koş gebertecek olsun, Allah belanı versin. Neyse, boş ver canım. Sen hiç formamdan bahsetmiyorsun. Jokey formam nasıl, yakışmış mı? Yakışmış da, biraz sıkmış gibi duruyor. Ben aprantiyken bu bana bol bile gelirdi. Hiç unutmam o zamanlar beyefendi de benim lakabım Rüzgar'ın oğluydu. Öyle bir ok gibi fırlardım ki starttan barış çizgisine bir bakardım ben atımla pişbirlik oynuyorum. Öteki atlar daha yeni geliyor. İnanmıyorum, ciddi misiniz? Çok ciddiyim. Bak hiç unutmam, başbakanlık yarışı vardı. Kupa alacağım yani yarışta. O zaman da başbakan Demirel. Ok gibi fırladım ben barış çizgisinden. Çatada çatada tık 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 gittim. Şöyle bir şeref tribünün önüne geldim. Demirel'e şöyle merhaba dedim. Şöyle hükümetten, havadan, sudan falan böyle konuştuk. Bir baktım öteki atlar daha yeni geliyor. Neyse fazla da uzatmayayım. Ben tabii yarışı birincilikle bitirdim. Geçtim gittim, kupayı da aldım yani. At yarışı belgeseli gibisiniz vallahi. Peki jokeyliği bıraktıktan sonra ne yaptınız? Tabii atçılıktan pek kopamadım. Burası da jokeyler, emeklilerin lokalidir. Genelde buraya takılıyorum. Ne kadar güzel. Aranızda sosyal bir dayanışma var. Şuayb Bey, altılıyı tutturmanın püf noktası nedir acaba? Altılıyı tutturmanın püf noktası tabii önce ortam çok sessiz olmalı. Böyle bu iş kalabalıkta falan olmaz. Ev ortamı iyidir. Özellikle yatak odasında doldurulan altılı bak çok sağlam olur ha. O engin at tecrübenizden yararlanmak istiyorum. Biraz tüyo alabilir miyim? Ben öyle dışarıya tüyo falan verilmez ama ben sana veririm. İstersen yarınki altılıyı beraber çalışalım. Ay çok memnun olurum. Ben daha çok memnun olurum. Bilakis. Kerim. Ne haber Belmacığım? İyiyim Şuayb Bey, sağ olun. Ha, ben çok güzel bir altılı yazdım şimdi. Dedim ki tek başıma parayı götürmeyeyim. Belmacığımı da ortak edeyim dedim. Ay, sizin gibi değerli bir üstadın tüyoları benim için çok önemlidir. Ay, ne olur yazdırır mısınız bana da? Tabii canım, onun için açtım zaten telefonu. Yazdırayım. Ama istersen yazdırdıktan sonra seninle gelip birlikte altılıyı seyrederiz. Olur, çok iyi olur, bekliyorum.
Tamam, yaz bakalım o zaman. Birinci ayakta pardonu tek geç. Kesinlikle gelecek. İkinci ayakta da zor bas tek geç. Üçüncüde de şey, Gülistan kızı geç. Sinemcan, Sıla, Hülyalı kız, Dürdane, Gülis Hatun, Aycem. Ulan Şuayb! Kim ulan o kadınlar? Zaruretimi mi aldatıyorsun yoksa? Hasancığım yani ne yapayım yani, bir kızın varsa senin yani bana mı soracaksın? Seç bu isimlerden bir tanesini canım. Alo, ne diyorsun Şuayb? Ben sonra şeye uğrarım yazıhaneye, sen merak etme Hasancığım. Ne Hasan'ı ya? Alo! Tamam, öptüm Hasancığım, bay bay. Ooo, muhteşem abim. Hoş gelmişsin, sefalar getir. Hürmet ederim abim. Hürmet, bir şey açayım. Üstüne laf geçirme Şuayb. Nedir lan o karı kız isimleri? Abicim olur mu? Bizim Hasan, tanımazsın sen. Bir kızı olmuş. Hayvan herife bak ya, bana soruyor. Ya ben mi doğurdum, şey yaptım onu? Allah Allah, kim yaptıysa? Bir yanlışını görmeyeyim Şuayb. Neyse, ben kebapçıya gidiyorum. Biraz dükkanı kontrol edeyim. Tamam git abim, hürmetler ederim abim. Gene buyur gel abim. Benden bir cartlak kebabı ya abim. İnşallah boğazında kalır da cartlığa çekersin abim. Allah belanı versin abim. Oh be, ulan üstüme inme ineceksin be. Ulan sefer, bak görüyorsun işte, yalanlar çift tarif oldu, tamam mı? Bak bu ararsa bu muhteşem benim Rami'ye gitti dersin. Zavret ararsa Fatih'e gitti de. Ayıpsın usta. Ben Belma Kısra'nın evine giriyorum. Müşterek bahis dışı koşacağız. Ne oluyor lan? Üstüme mi çıkacaksın lan? Allah belanı versin lan. Nereden gitti lan o? Ben bu taraftan gideyim bari. Allah belanı versin. Vallahi başlamak üzere, çok heyecanlıyım yani. Ya atların adını yazdırırken niçin Hasan demeye başladın? Şeyden. Ya senden konuşurken birden geveze Hasan cepten aradı, hemen araya girdik hıyar. İyi günler sayın yarışseverler. Az sonra Altılı Ganyan'a tabi yarışların canlı yayınına başlıyoruz. Sevgili izleyiciler, Adana'daki günün... Yarış başlamak üzere, vallahi çok heyecanlıyım ben. Çok heyecanlıyım, kazanacağız değil mi? Ne demek kazanacağız, tabii kazanacağız. Yoksa senin bir şüphen mi var yani? Ya, görüyorsun işte. Her şeyin başı sevgi. Baksana, jokey nasıl seviyor atını. Onu diyorum işte. Bizim de birbirimizi hep böyle sevmemiz lazım. Değil mi ama yani, değil mi? Doğru yalan. Haklısın Şahit. Her işin başı sevgi zaten. O yüzden de diyorum ki şöyle bir iki düple bir şey içelim. Böyle relaks oluruz diyorum yani. Ben almasam? Olur mu? Olur mu hiç öyle şey? Vallahi küserim sana. Şöyle ne var iki düpleden, ne olacak Allah aşkına? Hem relaksiyonmuş oluruz. Az sonra Altılı Ganyan'ın ilk ayağı koşulacak. Yarışçılar yerlerini aldı. Ve start çizgisinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üstüne daha hafif bir şeyler giyseydin diyorum. Çıkarsın şunları. Tellersin, bellersin. Yok yok, ben böyle giyeyim. İstersen hiç giyme. Ve yarış başlıyor. Yarış başladı. Abdül Bey iyi bir çıkış yapıyor. Ben sana şimdi ikramları anlatayım. Bak şimdi, şeyde iç kulvarda Gülistan Sultan sen ol, ben de Abdül olayım. Hemen girsin, sağımızda da toplamış var. Evet, başladık hoşuna. Koşun, koşun, çıkın, 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 evet, toplamış, yamaçlık, toplamış. Düzlüğe birlikte gidiyoruz, düzlükte. Evet, toplamış arkaya geçtim. Ben onun hemen önünü kesiyorum, arkaya geçiyorum. Toplamış arkada kaldı nihayet. Evet, Gülistan'la beraber çıkıldık. Evet, son düzeye geldik. Sağımızdan gitti. Toklamış hiçbir şeyini. Evet. Allah! Ve Bolu Bey'i yarışı önde bitiriyor. Yarışın resmi olmayan sonucuna göre Bolu Bey 1, Ninova 2 ve Tiryaki 3. oldu. Hani Ayça kız gelecekti? Yani bu resmi olmayan sonuçlar. Daha köydeki sandıklar açılacak. Bu oylar çıkacak, hepsi Ayça kıza gidecek. Saçmalama be, ne köyüne sandı? Ayça kızı tek geç dedin, daha ilk ayakta yattık. Yatsın ya, ne olacak? Yatmak o kadar da kötü bir şey değil ki. Güzel bir şey, insan dinlenir. Ya vallahi bak, Ayça kızın kendisiyle bizzat hipodromda ben kendim konuştum ya. Şuayb abi derim, ben geleceğim sen merak etme dedi ama herhalde hipodromda bir kelek döndü yani. Yoksa ne olacak ki yani, öyle değil mi? Yaktın beni Şuayb. Bari birini tuttursaydın. Ben birini tutabildim mi? Allah Allah. Salak kafama.
Sana inanan da suç zaten. Ya niye üzülüyorsun be güzelim be? Biz de yarınki altılıyı tuttururuz, ne var bunda? Bak bu gece sabaha kadar çalışırsak altı tekle altılıyı yakalayabiliriz inek. Kim bu hırto be? Yaktın benim elma, yaktın! Ben yakmadım Kemal abi. Şu ay onu verdi, yaptır yazdırdım size de. Eski bir jokey sağlam tüyolar verdi deyince borç para bulup milyarlarca liralık altın oynadım. Ay vallahi ben de sizin gibi onun kurbanıyım Kemal abi. Lan kereste, hırt Kemal'in parasına poli mi açıyorsun lan he? Abi bak bir yanlış anlaşılma var. Ben şimdi İzmir yarışlarından anlarım. Bu Adana yarışlarıydı. Ulan seni eşek tepkise çevirmez mi lan ha? Abi ya, abi ya. Ah, bu Adana yarışlarıydı. Bu İstanbul yarışlarıydı. Kurtar, kurtar beni. Türkiye Jockey Kulübü. Kurtar beni. Bir atsa beni öldürüyorlar. Kadından şikayetçiyim komiserim. Lokantamdan kuru fasulye çaldı. Benim lokantamdan da pilav çaldı. Benden de tatlı çaldı komiserim. Hiç utanma yok ya. Kuru fasulye bile dönüşün esnafına. Olmaz bu kadar ya. Tamam tamam, gürültü etmeyin ya. Teker teker konuşun be. Vallahi kuru iftira atarlar. İnanma komiserim namı küçük esnaflara. Senin ne şikayetin var kardeş? Benim dükkanımdan da kürdan çaldı. Gerçi kürdan önemsiz bir şey ama ben prensip olarak hırsızlığa karşıyım. Tamam tamam kardeşim, hepiniz haklısınız, haklısınız da. Şimdi buyurun siz dışarıda bekleyin, ben gereken işlemi yapacağım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ulan Gülazer, sen ne manyak bir karısın be. Ulan kuru fasulyeyi başka lokantada çalıyorsun. Pilavı başka lokantada çalıyorsun. Tatlıyı başka lokantada çalıyorsun. Ulan hırsızlık yapacağına yaptın. Hadi hepsini aynı lokantada çal bari be. Aa, hiç olur mu öyle şey? Bir tanesi kuruyu çok güç sugar yapar. Bir tanesi pilavı çok sugar yapar, ötekisi de tatlıyı çok sugar yapar. Ben mecburen hepsini ayrı ayrı yerlerden çaldım. Ha, itiraf ettin işte, çaldın değil mi? Ay yok, çaldım. Bak sen benim dilimi suçturdun. Çaldım, aldım çok yakın. Ben aldım diyecektim, çaldım dedirttin bana. İnkar etme Gülhazer, inkar etme. Çaldın işte, çaldın. Bak, dikkatli ol komiserim. Suçsuz sabit görülene kadar vatandaşı hırsızlıkla suçlayamazsın. Öyle der mi bacı? Vallahi öyledir. Ben sana ne diyeyim artık? Aydarım Anadolu yiğidim. Doğru söylesin. Hem ben çalacak olsam ne yani, burada iki kalorilik bir şeyler mi çalacağım? Yük de hafif, kalori de ağır bir şeyler çalarım herhalde. Ya Gülazer, sen tiryaki olmuşsun evladım. Ulan senin hırsızlık yapmadığın bir günü görmeyecek miyiz be? Bak son defa ikaz ediyorum komiserim. Şerefli bir devlet memuru vatandaşa yargısız infaz yapmaz. Ya, yaptırmayın ya, ulan. Ya, tamam be kardeşim, sen de bir sus be. Bana bak, sen şimdi şu canım kuru fasulyeyi çalmadın mı? Tövbe, kuru iftira atarlar. Eğer yalanım varsa bak, na şu kuru fasulyeden yemek nasip olmasın. Öyle pilavdan hiç nasip olmasın. Bak, nasip olduğuna göre çalmamışım demektir. Hatta bak, yine nasip oldum. Peki Gülazer bacı, tatlıya ne diyeceksin? Bak şimdi, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Aydar'ım şerefli emniyet mensubu. İyi günler komiserim. Buyurun beyefendi, nasıl yardımcı olabilirim? Ben sarrafım efendim. Dükkanıma gelen bir müşteri bu elması dükkanımda unutmuş. Sahibi bulana kadar sizde durmasını uygun buldum. Sen süzme salaksın sarraf efendi, süzme salak. Hiç merak etmeyin beyefendi. Sahibi ne zaman ortaya çıkarsa gelip buradan alabilir. Teşekkür ederim. Ulan helal olsun ya. Sağ ol. Helal olsun. Sağ ol. Kurban olayım ya. Teşekkür İşte ederim. Gerçek örnek vatandaş çok, böyle çok oldu. Çok sağ ol. Ulan bir öpeyim. Tamam be. Kurban olayım. Avantaj işte Aydar. Sizler tamam. Durdukça var ya, bunlar mülaket bakmaz. Yeter bakan. Aydar'cığım yeter. Gerçekten. Beyefendi siz buyurun gidin, tamam. Teşekkür tamam ederim. Aydar'cığım yeter artık ya. Bak ne insanlar var bu dünyada, görüyor musun? İnsanlık daha ölmemiş demek. Ölmemiş. Bence salaklık ölmemiş. Ay. Temizlik, sağlık ne kadar güzel bir şey değil bu komiserim. Evet. Sen olsaydın Gülazer hemen bu elması iç etmeye kalkardın değil mi? Aa, yanlışım var komiserim. Eğer Gülazer bacı da olsaydı elması kaptığı gibi karakola getirirdi. Öyle değil mi Gülazer bacı? Getiririm. Getirmezler. Ya getirirdi. Ya getirirdim. Var mısın iddiaya? Varım ulan. Nesine? Elmasına. Sen şimdi o elması bana ver. Ben dışarı çıkayım. Getireceğimi getirmeyeceğimi hep beraber görelim. Tamam ulan, al bakayım. Gebre, gebre! Ne be? Seni uyanık seni! Seni uyanık seni! Ulan elması alıp tüyeceksin, öyle değil mi? Aaa! Hiç olur mu öyle şey? Benim gibi bir emniyet mensubu
haberim. Ay şu masanın hali nedir bu böyle Allah aşkına, kir içinde kalmış. Ay koptu koptu el taraf, neyse ben sizlerim hiç önemli değil. Sil bacı sil. Ya komiserim şuraya bir kadın hademe getirsek ortalık pislikten geçirmiyor ya. Yok yok, o kadar da kirli değilmiş. Ay senin üniformanda leş gibi. İç üniforma sahibi bir adama. Bekarlık hali. Olsun insan gülahlarına dursun. Ya bu komiserim ne yapıyorsun? Ay, dur. Ya ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Kaç 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 kaç. Ay aman Allah kahretmesin. Kir içinde toz içindesin be ağa. Ya dur bir saniye ya. Ya komiserim bu gerçek bir elmas mı? Senden saf olmasın ama %100 saftır. Profesyonel safım adam demedi mi ben sarrafım diye? Ne yapıyorsun Haydar? Ya bir bakayım dedim ya, hani altını dişleyince gerçek olup olmadığı anlaşılıyor ya. Acaba diyorum elmas da anlaşılır mı? Şimdi en az 1 milyar eder değil mi bu? Abi ne 1 milyarı? Aydar'ım kıt kanaatim. Onu satsan Türkiye'nin borcunu ödersin be. En aşağı 200-300 milyarı vardır da bunun. Ne yaptın Haydar, ne yaptın? Ben yuttum komiserim. Sadece akıllısın sen, neyse canım elmasımı da yuttun sen. Allah inşallah kursağında kalır, inşallah son yuttuğun olur. Ulan elmasın sahibi gelirse ne diyeceksin şimdi kendisine ya? Bence sahibi çıkmadan hemen gırtlağından söküp alalım derim bu elmasını. Ya nasıl alacaksın gırtlağından söküp alalım? Ben çürüp silkeleyelim acıkın. Ha bak onu doğru söylüyorsun. Abi gel gel gel. Geç önüne gel gırtlağımıza. Yap yap yap, bu sana bakıyorum. Dur bakayım sen de güneşim. Dur bakayım. Aç. Çok ağır bir iş lazım. Kaldırma ya. Kaldırma ya. Ulan nereden aklına geldi? Ne vur vur kendine. Vatandaşın elmasını nasıl yutarsın? Vurun bana vurun. Ulan uzaktan olur mu be? Sen oradan bir tak. Ben buradan acıkın sıkayım da bunu düşmesin aşağıya. Ya sıkmak bu olur mu Gülazer? Bana bak. Adam. Gülazer! Şimdi, ulan yapma yeter! Yapma diyorum sana be! Bana bak, bunu biz bir doktora götürüp ameliyatla aldıralım elmanı. Hadi oğlum! Hadi bakalım, dur! Sıkırtman yoksa ne sıkacağım? Dur bakayım ya! Kalk! Kalk! Yürü! Gel bakayım buraya! Yürü! Şapkaya bak! Yürü! Ne yaptın bu şapkanı? Bu! Vallahi komiserim ya! Bu maaşla et yiyemezken elmas yedik. Tamam, Allah'tan tamam, inanmazlar. Tamam, geç şöyle geç. Ne gerekirse onu yapın komiserim. Tamam, çünkü geç. Vatandaşın elması ziyan olmasın. Hadi hadi merak hadi. Merak hadi binin hadi. Hadi sen gidiyorsun. Aa olur mu, bir aşk olsun. Hadi başka arabaya gel. Niye ben de gelmeyecekmişim. Başka arabaya gel. Yapmayın bir. Yürü diyorum. Ne itersen insan aklında aykırıdır bu. Aşk ne var ki kenarda oturdum. Aa bu ceza acınızı vermesin sizin. Allah ceza acınızı vermesin. Aa vallahi bu kadar hırsız muamelesi yaparsınız bana utanmazlar. Ben şimdi ne yapar ederim bunları takip, o elması almaz mıyım ben? Gebersem alacağım. Dur! Dur! Nereye gidersin? Dur bir! Dur sana burada! Şu polis arabasını takip et! Eskiden polisler hırsızları takip ederdi. Şimdi hırsızlar mı polisi takip ediyor? Hadi oradan bir kaçtı kaldı. Hadi koş koş, giderler gittiler bilir. Hadi git git git! Git! Nerede kaldınız doktor hanım? Abi patladın mı, geldik işte. Abi mi? Abi şey derim. Yani aslanın kan grubu abi midir yoksa? Belki kan vermek gerekir de o bakımdan. Konuşturmayın beni. Hasta ameliyata hazır mı? Hazırım doktor bacı. O zaman niye hala bayıltmadınız? Ben de onu söyleyecektim doktor hanım. Sürekli narkoz veriyoruz ama bir türlü bayıltamıyoruz hastayı. He, narkoz beni etkilemiyor. Biraz mayhoş olayım o kadar. Sen şu narkozu bana ver bakayım, şöyle geberin yani bayılıncaya kadar. Şöyle biraz sonuna kadar aç şunu. Aç aç. Allah Allah. Gördünüz mü, bayılmadım. Uyutamıyoruz hastayı. İlginç bir vaka. Otokontrol sistemi fazla gelişmiş sanırım. Bir türlü uyumuyor. Teessüf ederim.
Şerefli emniyet mensubu asla bayılmaz. Hırsıza, uğursuzluğa karşı her zaman uyanık durur. Öyle değil mi? Ben şimdi bayıltmasına bilirim. Çünkü şöyle. Ulan Ayda, ameliyatına ben gireceğim lan. her zaman bana bayılır zaten. Oldum olası. Hasta bayıldığına göre ameliyata başlayabiliriz. Hadi yar karnını. Peki doktorum. Abi inşallah bu Aydar'ın sindirim sistemi elması sindirmemiştir. Abi nereye gitti bu elmas? Buldum. Vallahi buldum. Yaşadın Gülazer. Evde prensesler gibi yaşadın. İşte. Buldum. Nihayet buldum. Yani hastayı kurtardık. Çok şükür. Geçmiş olsun artık. Hadi iğne ipliği ver Lokman ekibim doktoruma. Diksin bir an önce. Ben anısına yanıma alayım bunu. Hatıra diye. 245. ameliyatımdır da onun anısını alırım. Haydi kapatın. Çok şükür Allah'ım. Çok şükür Allah'ım. Nihayet bitti demek. Bana doğru söyleyin doktor. Kurtarabildiniz mi elması? Kurtardı. Kurtarmaz mıyım komiserim? Modern tıbbım. Bu elmas kimlerin hayatını kurtaracak? İyi verin o zaman bana. Allah versin. Hemencik öyle elmas verilir mi? Sterilizasyona götürürüm ben onu. Mikrop var, bakteri var. Aydes olursun valla. Çekil. Ya ben bu doktoru bir yerden tanıyor gibiyim ama. Gülazer! Gülazer! Elması ben kurtardım. Elmas da benim hayatımı kurtaracak. Elimden kaçamazsın Gülazer. Karşılayacağım seni. Abi Gülazer. Geberteceğim seni. Gülazer. Bak. Başkan Bush'un IQ'su da seninki kadarmış Kadriye. Aykut'a ne Sürahi? Yani Başkan Bush da senin kadar salakmış. tamam. Kızma hemen be. Çekirdek yesene biraz çekirdek. Hiç yiyesim yok Sürahi. Benim moralim çok bozuk. Morale iyi gelir bu be. Söyle bakayım neden senin moralin bozuk? Benim gelin evi terk etti. Ayol daha ne istiyorsun? Salak geldi salak gideceksin Kadriye. Bundan güzel haber olur mu? Vallahi benim gelin evi terk etse o günü dünya kaynanalar günü ilan eder. Söyle bakalım neden terk etmiş evi? Bizim oğlanın cebinde sevgilisinden mektup bulmuş, sinirlendi annesinin evine kaçtı. Bana bak, bizim Naciye Tombağa da Hikmet'in cebinden böyle bir mektup yakalasa demek ki o da evi terk edecek. Senin Hikmet'in de mi sevgilisi var? NATO mermer, NATO kafa! Olması şart mı canım? Sevgilisi varmış gibi sevgilisinin ağzından şöyle ağdalı bir mektup yazarız. Hikmet'in cebine koyarız. Ve naciyesiz bir hayata merhaba demiş oluruz be! Ay çok adilsin kız! Evet teşekkür ederim öyleyimdir. Ya bir yerlerde bir kalem olacaktır. Şunları bir kağıttım. Şuradaydı. Öyle bir aşk mektubu yazmalıyız ki o Naciye olacak çift hörgüçlü deve bir dakika bile bu evde durmamalı. O da senin edebiyatına kalmış bir şey. Sen benim edebiyatıma güven. Öyle bir döşenirim ki şimdi vallahi 2 dakikada boşaltırım onları. Sürahi! Seninle gurur duyuyorum kız! Tamam yalakalığı bırak hadi. Şimdi hadi yaz bakalım. Hadi. Yaz bakalım. Ayol onu yazmayacaksın. Ayol onu yazmayacaksın. Ya salak geldi salak gideceksin be. Benim her söylediğimi yazmak zorunda mısın? Hangisini yazacağım hangisini yazmayacağım ben de bileyim be Sürahi. Canım yaz dediğim zaman yazacaksın. Tamam şimdi yaz. Şimdi yaz. Bak beni delirtecek misin be kadın?
Yaz dedin ya be sürahi. Anlaşıldı. Sana ekstradan laf etmemek lazım. O leblebi beynin daha fazlasını almıyor. E bana bak. Şimdi sadece yazdıracaklarımı söyleyeceğim. Canım hayatım. Efendim. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Ayol böyle mektup başına mı olur sürahi, bir garip oluyor ama. Ya canım hayatım, yazacaksın be kadın. Peki peki anladım. Canım hayatım. Birlikte geçirdiğimiz o muhteşem gece. Hangi gece? Ömrümü tükettin Kadriye. La havle. La havle. Ve la kuvvete. Ve la kuvvete. Allah cezanı versin Kadriye. Allah cezanı versin Kadriye. Allah ömrümü yedin Kadriye. Allah seni bildiğin olsun Kadriye. Bir tanecik aşkım Hikmet. Seninle geçirdiğimiz o muhteşem geceden sonra seni nasıl özledim bilemezsin. Seni nasıl özledim bilemezsin. O tatlı bakışlarının derinliğinde bitap düşmüş şu zavallı beden senin için yanıp tutuşuyor. Bir hede ebediyen senin olayım. Senin olayım. Aa, ne ateşli kadın bu Sürahi. Ha, hangi kadın? Bu senin oğlanın sevgilisi işte. Hayol, salak geldin salak gideceksin be. Ortada öyle bir kadın yok. Biz varmış gibi onun ağzından mektup yazıyoruz ya. Ha, ama olsaymış çok ateşli olacakmış. Ne o canımlar cicimler. Ah gençlik ah. Salak geldin zır salak gideceksin Kadriye. Neyse neyse hadi yaz. Seninle geçirdiğimiz o muhteşem geceyi tekrar yaşamayı ümit ediyor. Hasretle dudaklarından öpüyorum. O kadarını yazamam ben Sürahi. Ne öyle dudaklarından, budaklarından. Ya senin Naciye bu mektubu bulursa vallahi evi terk eder. He? Ve mercimek beğendi kadın. Zaten evi terk etsin diye yazmıyor muyuz? Öyle söylesene bir Sürahi. Ama yine de sana şunu söyleyeyim. Bu şırfıntı senin oğlanın yuvasını yıkacak. Yeter be! Allah Allah! Tamam, ver şu mektubu, ver! Allah! Güzel oldu valla. Şimdi diyorum ki ucunu da şöyle yaktık mı... ...sana yanım hesabı... ...bu iş tamamdır. Yine yakmış yar mektubun ucunu... Eskenlikte sevda çekmek durmuyor. Bekleyip postanın bana suçunu. Yat 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 yat. Anoğlu İmpa'ya. Allah. Mektupta gitti kapatsana. Ne yapacağız? Vay vay Allah. İmda. İmda. Mektupta kapatacağım ya Allah be. Ya Kadriye Hanım. Sana bir mektup var Hikmet. Var ama. Baba 18. yüzyıldan kalma tanıdıkları mı var? Bu iletişim çağında hala mektup falan. Aa, kimden gelmiş babacığım? Valla bilmiyorum. Gönderen ismi yazmıyor. O zaman aç da bir oku be. Sonra açarız anacığım. Sen şöyle dur da şu program bitsin açarız. Ya ne meraksız adamsın ya. Aç da oku şunu, belki önemli bir şeydir be. Belki bu mektubu açınca hayatının akışı değişecek, öyle değil mi ya? Ay Hikmet, ben de merak ettim bak şimdi. En çok da senin merak etmen gerekiyor. Bana bak. Yoksa bizden gizlin saklın mı var ha? Ne alakası var anacığım ya? Şu program bitsin açacağım dedik. Belki sevgilinden gelmiştir. Sevgilisinden mi? Kadriye. Belki dayısından gelmiştir. Kadriye. Belki amcasından gelmiştir. Kadriye. Birinden geldi bu mektup herhalde. Herhalde birinden gelmiştir canım. Allah Allah. Bak iyi de niye merak ettim şimdi. Bir aç oruku sana be. Bunlar bir halt karıştırıyorlar ama bakalım. Ya baba açsana şu mektubu artık ya. Ne açacağız? Hadi. Ya Sürahi, sen bana hep salak geldin, salak gideceğim diyorsun ama sen benden daha salaksın. Salak mıyım? Niye?
Ya o mektubun içindekini niye merak ediyorsun? Biz yazmadık mı o mektubu? Yoksa... Ya Kadriye, salak geldin. Zır salak güzel. Bir tanecik aşkım, Hikmet. Aşkım mı? Evet Hikmet. Bu ne saçmalık? Mektubu neden açmadığı belli oldu. Meğerse sevgilisi varmış. Hayır, yok öyle bir şey. Biz uydurduk ya. Hadi mektubun devamını okusana be. Birlikte geçirdiğimiz o muhteşem geceden sonra seni nasıl özledim bilemezsin. Ay inanmıyorum. Kulaklarımdan duymasam ben de inanmazdım. En iyisi sen bu adamı boşa boşa. Versene şu mektubu bakayım. Bir dakika bir dakika, bakın devamında ne yazıyor. Hasretle dudaklarından öperken salak geldin salak gideceksin Kadriye. Aranızdaki aşkın ebedileşmesini dileyerek her söylediğimi yazmasana Kadriye. Seni seven biricik aşkın. Ömrümü tükettin Kadriye. Ay o Süreyya Hanım'ın lafları. Tabii ya. Ben demedim mi size bunlar bir halt karıştırıyor diye. Sana her söylediğini yazma demedim mi Kadriye? Burada Süreyya. Burada. Gel seni ben. Hayır. Gel ben buraya. Gel ben buraya. Gel canım evi gel buraya. Vay uyanıklar vay. Akılları sıra benim sevgilim olduğuna seni inandırıp aramızı bozacaklar. Bundan sonra anneme şöyle iyi bir ders vermek şart oldu vallahi. Evet, hem de sıkı bir ders. Aman da aman, iyi ki doğurmuşum ben. Uy gidelim ben. Babaanneciğim bak kim geldi bak. Oh, hoş geldiniz. Merhabalar efendim, merhabalar. Hayırlı pazarlar. Deli aşıklar azarlar. Çocuklar biz çıkalım isterseniz. Babaannenizin İsmail Bey'le konuşacak özel şeyleri olabilir. Ya bu kadavrayla görüşecek özel neyim olabilir benim ben? Buyurun İsmail Bey, siz söyle buyurun. Teşekkürler. Nereye ben? Hadi sen de dur be. Belki aşktan bahsedebiliriz Sürahi Hanım. Ha? Aşktan mı? Ya zaten bir tahtası eksikti, hepten cozutmuş. Hele, hele! Beyaz kelebeğim benim. Bana açılamadığını biliyorum. Aşkının gönlünde sakladığını mükemmelen fark ediyorum. Bana bak canlı cenaze. Hemen buradan defol, yoksa bir ölüyü tekrar öldürmekten başım belaya girecek. Biliyordum, biliyordum. Gözlerimin siyah rengine sarhoş olduğunu biliyordum. Subhanallah! Evet evet, hatta derin koyularda yukarı çıkabilmek için merdiven bulamadığını da biliyordum. Allah pis kazolos seni! Aşkınızı inkar etmeyin Sürahi Hanım. Bana yazmış olduğunuz bu mektuplar... Bittin ulan sen! Bırak beni! Kelime-i şehadet getir! Bırakmayacağım seni Allah! Kurtarın! Kurtarırım da ulan gitsene. Kapı lan, kaçar Allah cezanı. Yapma anne! Dur İsmail Bey, bir dakika. Bir dakika İsmail Bey. Yapma anne! Anne yapma, dur! Dur anne! Dur! Kimin edebiyatı daha güçlüymüş anacığım ha? Nasıl döktürmüşüm ama, gördün mü? Yoksa o sapın elindeki mektubu. Ya ben yazdım. Sen mi yazdın? Etme bulma dünyası Sürahi Hanım ya. Öyle mi? Sen ettin ama bu bulacak. Anne! Anne! Kes işte! Kes!